Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimde Amerika, Fransa ve Avrupa Birliği olaya direkt müdahil olurken Kıbrıs'ta garantör ülke olan İngiltere'nin ise Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de savaşa adım atmasını istiyor. Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan sorunların temelinde kıta sahanlığı, kara suları, hava sahası ve statüsü belirsiz olan adalar konusu var. Yunanistan hükümeti Türkiye ile kıta sahanlığı dışında hiçbir sorunun olmadığını, mevcut diğer sorunların kıta sahanlığından kaynaklandığını öne sürerek müzakere etmeyi reddediyor. 1923 Lozan Antlaşması ve 1947 Paris Antlaşması'nda isimleri belirtilmemiş olan ada, adacık ve kayalıklar Yunanistan'ın egemenliğine veya kullanım hakkına geçmemesine rağmen Yunanistan'ın bunlarda hak iddia etmesinin yanında yıllardır buraları silahlandırıyor. Ceza hukukçusu Profesör Doktor Ersan Şen, Türkiye'nin Lozan'dan kaynaklanan adaları almak durumunda olduğunu, bunu masada ya da sahada alması gerektiğini söyledi. Şen, Türkiye'nin silahlandırmayı önlemek için blokaj uygulaması gerektiğini belirterek, o adalara silah ve asker sevkiyatını önleyeceksiniz. Bu silahlanmalar hakkında meclis tarafından savaş sebebi olarak karar verilmiş. Adalar bizim gidip alalım bunu yapamıyorsak masaya da oturamıyorsak o zaman oraların silahlandırılmasını önleyelim. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden sonra dünya çok değişti. Rusya evrildi. Soğuk Savaş dönemi bitti. Türkiye bu adaların silahlandırılmaması ile ilgili gerekli adımları atacaktır. Bu adaları bir an önce ele geçirip almamız lazım dedi. Shen, İngiltere'nin ise sessiz olarak beklediğini belirterek bir diğer tez var. Ciddi olarak dillendiriliyor. İngiltere sessiz olarak bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu meselede savaşa adım atmasını istiyor. Ama arka planda kendi planını uygulamaya koyacak diye konuştu. Akademisyen Profesör Doktor Özcan Yeniçeri de "Milliyeti belirsiz adaların tamamı bizim, Osmanlı'nın mirasçısı biziz. Osmanlı'nın dış borçlarını biz ödedik, dış borçlarıyla beraber 1915 olaylarının hesabını bizden soruyorlar." Dolayısıyla o adalarda isimleri belirtilip İtalya tarafından Yunanistan'a verilen adaların dışındaki kayalıklara Türkiye'nin bir an evvel operasyon yapması ve o kayalıklara Türk bayrağını dikmesi gerekir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a ağır eleştiride bulundu. Türkiye niye Suriye'de diyorlar? Türkiye niye Libya'da diyorlar? Türkiye niye Doğu Akdeniz'de diyorlar? Türkiye Niye Afrika'da diyorlar? Türkiye niye Balkanlarda? Kafkasya'da, Orta Asya'da diyorlar. Velhasıl Türkiye bunca mücadeleyi niye veriyor diyorlar? Peki. Onların da haklı olabileceğini varsayarak soruları tersinden sorarak Türkiye bu mücadeleleri vermezse ne olacağı üzerine gelin hep birlikte mantık yürütelim. Mesela Türkiye tamamen çekilirse Suriye bir anda barışa, huzura ve özgürlüğe mi kavuşur? Mesela Türkiye orada kurulan tezgahı görmezden gelirse ertesi gün Kuzey Irak tüm teröristlerden mi temizlenir? Mesela Türkiye yaşananlara sırtını dönerse Libya'da darbeciler köşelerine çekilip ülkenin yönetimini meşru idareye mi bırakır? Mesela Türkiye her şeyden vazgeçerse Fransa başındaki kifayetsiz muhterisin yol açtığı savrulmalardan kurtulup sağduyulu bir siyasete mi yönelir? Mesela Avrupa Birliği Türkiye tüm haklarından feragat ederse uzunca bir zamandır ülkemize karşı uyguladığı çifte standardı terk edip bize verdiği sözleri tutmaya mı başlayacak? Mesela böyle bir durumda bölgede hesabı olan devletler her şeyi bir kenara bırakarak çekip gidecekler mi? Mesela sürekli ülkemize ekonomik tuzaklar kurmak için çabalayanlar pişman olup bize destek mi verecekler? Şayet bu soruların hepsine gerçekçi ve samimi bir Evet cevabı verilebilirse izlediğimiz politikayı gözden geçirmekte üzerimize vacip hale gelir. Küçük bir kesim dışında Türkiye özellikle Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içinde bu sorulara aklı başında olup da evet cevabı verebilecek kimseyi görmedim, duymadım, tanımıyorum.